Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Esas alanım eğitim programları ve öğretim. Ama şu an çalıştığım bölüm engeller için gölge öğreticilik bölümü. Bütün kariyerim eğitim üzerine. Nasıl öğretilir ve kim nerelerden, hangi metotlardan daha iyi öğrenir üzerine. Engeller için gölge öğreticilik aslında akademik bir boşluğu doldurmak niyetiyle kurulmuş bir program. Ama onun yanı sıra toplumsal bir zihniyet değişikliği içinde çalışmalar yapılan bir program. Bu programın kuruluş amacı engelli bireyler ama bizim üniversitemiz için özellikle otizm grubunda olan bireyler, bu bireylerin toplumsal hayata bağımsız olarak karışabilmelerini sağlayacak yaşam liderleri yetiştirmek. Merhamet duygusuyla yardım edilmeye çalışılıyor ama yardım edildiğinde insanlar kendi başlarının içerisinde bakamaz hale geliyor. Daha kötü bir duruma düşüyor. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey genç arkadaşlarımız bu çocuklarımıza ve gençlerimize yaşam lideri olacaklar. Yani onlara yardım etmek veya onların yerine bir iş yapmak değil de onların bağımsız olarak kendi işlerini yapabilmeleri için çaba sarf edecek birer eleman olacaklar. Bu bölüm aslında çok önemli bir bölüm. Daha çok uygulamaya dönük bir bölüm. Gölge öğreticilik bölümü. Şu an hali hazırda gölge öğretici olarak çalışan birçok genç var. Bunlar beden eğitimi ve çocuk gelişimi mezunu olabiliyorlar. Ancak bunun bir standardı yok, bir kaliteyle ilgili bir düzenlemesi yok. Bizim üniversitemizdeki bu bölüm bunların hepsini karşılamak amacıyla açıldı. Bundan sonra gölge öğretici olarak çalışan, bu isim altında görev yapacak olan herkes üniversite mezunu olmuş olacak. Birincisi biraz önce söylediğim gibi otizm grubu odaklı bizim programımız. İkincisi de programın olduğu yer Haliç Kampüs'te ama Üsküdar Atikvalide Kampüs'te bir merkezimiz var. Eğitim ve Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi adıyla. Bu merkez içerisinde otizmli çocuklara bir takım hafta sonu programları, yaz programları gibi programlar uygulanacak. Buralarda da staj görme imkanları olacak. Benzer programlardan ayırıcı özelliği aslında bu uygulama ağırlıklı olması olacak ve üniversitemiz bünyesindeki bu merkez içerisinde bu uygulamanın yapılıyor olması olacak. Mezuniyet olmadan geleceğe bir adım atabiliyorlar. Bu sene sadece birinci sınıfımız var. Onu çok büyük bir mutlulukla söylemek isterim. Birkaç öğrencimiz mesela, kimisi bir rehabilitasyon merkezinde, kimisi otizm spor okulunda, kimisi de bir öğrenci ailesinin yanında yarı zamanlı çalışmaya başladı okul devam ederken. Bu da bize şunu gösteriyor tabii. Bu alanda büyük bir ihtiyaç var. Ailelerin ciddi yetişmiş, ne yapacağını gerçekten bilen, okullu olan insanlara da ihtiyaçları var. Ve özellikle güvenecekleri bir insan grubuna ihtiyaçları var. O yüzden şimdiden başvuruyorlar. Biz de onlara tavsiye ediyoruz ve böyle bir girişimde bulunabiliyorlar. Mezun olduktan sonra ise bu gölge öğreticilik biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nda artık kabul gördü. Ücretini Milli Eğitim Bakanlığı ödeyecek şekilde henüz olmadı ama aileler bir gölge öğreticiyle anlaştığında okullarda, özel eğitim alt sınıflarında, normal kaynaştırma öğrencilerinin gittiği sınıflarda, rehabilitasyon merkezlerinde bu çocuklarımız görev alabilecekler. Bir de dediğim gibi aileler bize sıklıkla başvuruyorlar. Kimlerle çalışabiliriz? Sizin öğrencilerinizden kimler var bizimle çalışabilecek diye soruyorlar. Bir de böyle eşleştirme yapma imkanımız var. Tabii meslek kolay bir meslek değil. Hiçbir meslek kolay değil ama burada genç veya çocukla ilgileniyorsunuz ve bir özel durumu olan insanla ilgileniyorsunuz. Tabii özel durumu olan insanla ilgilenmek demek, onun ailesiyle de ilgilenmek demek aslında. Öğretmenlik zaten kutsal bir meslek. Ben 35 senedir öğretmen olarak çalışıyorum. Gölge öğreticilik öğretmenlikten bile daha kutsal bir meslek. Örnek vermek istiyorum. İslami ilimlerde bir ders var, özel eğitim dersi. İçinde bu gölge öğreticilikle ilgili bir modül yapıldı. O bölümden bir öğrenci mail attı. Gittiği yerde bir küçük delikanlı ile karşılaşmış. Özel gereksinimi olan. Nasıl davranmam gerektiğini bilmediğim için daha önce o çocuktan hep kaçmıştım yazmış. Ama bu dersi aldıktan sonra bana çok faydası oldu. Çok güzel iletişim kurdum ve bir oyun oynayarak 3 tane kavram öğretmek konusunda başarılı oldum. Size çok teşekkür ederim diye. Bu duygu başka hiçbir şeyle karşılanacak bir duygu değil. Gençlere şiddetle tavsiye ederim. Özellikle kendilerini iyi hissetmeleri, o psikolojik iyi olma durumları için bu programa gelsinler. Ben çocukluğumdan beri öğretmencilik diye bir oyun oynardım. Öğretmen olma üzerine hayaller kurmuştum. Öğrenciler de bence önce kendilerinde bu hayallerine baksınlar. O hayallerinin peşinden gidebilmek için ne gerekiyorsa tabii ki onu yapacaklar. Karar verip hayata atılacakları bir bölüm olacak, seçecekleri bölüm. Bunu düşünerek ve bütün üniversitelerdeki istedikleri programları çok detaylı inceleme fırsatını kendilerine yaratarak yapsınlar. Çünkü gerçekten bu iş aceleye gelecek bir iş değil. Ama tabii şunu da unutmasınlar, hiçbir şey dünyanın sonu değil. Bir bölüme girdiler, beğenmediler, başka bir bölüme geçebilirler. Ben herkese başarılar diliyorum. Sabırlı ve istekli olanları da kendi programımıza bekliyorum.